Aşklarım, hepinize merhaba. Yeni bir videoyla daha karşınızdayım. Haftanın ikinci videosuyla beraberiz. Geçen videoda söylemiştim, hatırlarsınız belki. Bu hafta her gün 7 gün boyunca video atmaya devam edeceğim. Kendime bir challenge başlattım. Eğer siz de bu haftaki videoları kaçırmak istemezseniz hiç söylemiyorum ama kanalıma abone olup çana basmayı unutmayın. Böylece her video attığımda akşam hatırlamış olacaksınız. Unutup tekrardan sonradan görme ihtimalinize karşın küçük bir tedbir gibi düşünebilirsiniz. Şimdi normalde ben bu haftaki konsepte yine mukbang yapacaktım çünkü istendi. Ama biri şey yazmış, yani hep evde yapma, bence bir kere arabada yap çünkü arabada mukbang videoları da izleniyor. Dedim ki tamam öyle yapayım. Sonra arabada nereye gideceğimi falan bilemedim. Çünkü insanın beni görmeyeceği bir yer olsa iyi olur. Çünkü arabada tek başına yemek ya biriyle yerken oluyor ama tek başına bence cringe abi. İşte benim hiçbir YouTuber'lık skill'ini gerçekleştiremeyişim çok özel. Neyse sonra dedim ki tamam neyse yaparım, bulurum bir yer ama ne konuşacağım diye düşündüm. Sonra konuşacak bir şey bulamadım. Soru cevap. Zaten soru cevaplı çok konseptimiz var. Sonra dedim ki ya bu çok istendi, dedim ben bunu yapayım. O da Disney Plus galasındaki ya da lansmanındaki ünlülerimizin kıyafetlerini yorumlama. Ben normalde Türklere yapmak istemiyorum. Çünkü hayır, zaten kıyafet hiç anlamıyorum ya. Modal hiçbir alakam yok. Sadece esprisine, eğlencesine yapıyoruz. Yabancılar için yapmıştık, bilmeyenler için. Hani dedim Türkleri için konuşursan şimdi ciddiye alırlar mı? Sen ne biliyorsun ki derler mi? Sonra dedim ki aman umurumda değil. Zaten söylüyorum yani hiçbir şekilde modadan falan hiçbir şekilde anlamıyorum. Sadece dedikodu olup böyle konuşmak için yapıyoruz bu videoyu. O yüzden böyle fanlarıdır. İnşallah bana darılıp bozulmazlar ama zannetmiyorum. Neyse. Mukbanglerin olmazsa olmazım. Daha önce hiç yapmamıştık. Çünkü ben deniz ürünlerinden, deniz mahsullerinden nefret ediyorum. Hiçbir şekilde yiyemiyorum. Bir Çin restoranına gittiğimizde ne yenir? Sushi yemeyen biri. Noodle. Noodle ve mısır tempuramız var. Onları yiyeceğiz. Sos hiç yemem. Umurumda da değil. Tada! Bu arada Quick China'dan söyledim ama Quick China İstanbul'da var mı abi? Evet, şöyle bir hazırlanalım. Yine tırnağım uzun olduğu için. Döküldü. Şimdi rast gitsin. Tavuklu noodle aslında yaz aylarında tavuk yemesem daha iyi ama etli çekmeyeceğim. Tavukla daha çok yakışıyor gibi geliyor bana noodle. Aslında çok küçük bir pakette ama o kadar bol bol var ki içinde. Bakınız yani çok şey. Bir de garip bir şekilde noodle aşırı doyuruyor, anlamıyorum. Bu da mısır tempura. Abi bu dünyada hamburger ve patates kızartmasından sonra en sevdiğim şey olabilir, ciddi söylüyorum. O kadar yani. Zaten kızartılmış herhangi bir şeyi sevmeme ihtimalim yok. Bu bildiğiniz, bilmeyenler için mısırı kızartıyorlar. Bildiğimiz yediğimiz mısır. Ve müthiş oluyor. Ben bir tane. O kadar güzelsin ki. O kadar güzelsin ki, seni çok seviyorum. Artık başlayalım. Karışık bir şekilde koydum. İlk kim çıkacak bilmiyorum. Önce bir dur, bir dakika. Yok ya. Can Yaman. İlk Can Yaman çıktı şu anda şansıma. Bu arada şey hakkında bir şey söylemek istiyorum. Ya bizim galalarımız falan o kadar kalitesiz ki abi. Özellikle ben ünlülerle alakalı ne bir fotoğraf bulabildim adam akıllı, ne kaliteli bir fotoğraf, sana hiç yok. Ya bir ünlünün adını yazıp galanın adını yazıyorum, çıkmıyor falan. Fotoğraf neredeyse yok. Çekim açısı çok kötü. Aslında Türkiye öyle bir yerde değil, hani yapılabilir ama niye böyle bilmiyorum. O yüzden görsel bulmakta hakikaten çok zorlandım. Zaten Can Yaman'ın hele hiç fotoğrafı yok. Çünkü sanırım bir videosu çıktı, onu gördünüz mü bilmiyorum. Gazeteciler bunlara Can Yaman'a trip atmışlar bildiğin. Yani şey, protesto etmişler Can Yaman gelince içeri, yani o halıya. Kameraman, ya oradaki şeylerden biri, gazetecilerden biri şey diyor. Kameraları indirin falan diyor. Herkes indiriyor. Kimse Can Yaman'ı çekmiyor. Bunu nasıl çekmişler ben de anlamadım. Bir sıkıntı var. Sanırım İtalya ile alakalı nedir bilmiyorum ama. O yüzden Can Yaman'ın özellikle fotoğrafı neredeyse hiç yok. Ben yemekten konuşmuyorum bu. Şimdi biliyorsunuz ki Türk yabancı fark etmeksizin ben erkeklerde, galalarda vesaire sadece takım elbise giyme olayından nefret ediyorum. Yani ona yakın yapmış ama tam takım elbise değil. O yüzden beğendim Can Yaman'ı. Altında parlak bir pantolon tarzı bir şey var. Üzeri de parlak. Şey, benim yorum bilgisi. Üstü parlak, altı parlak giymiş. Çok iyi o. Yani kumaşları hiç bilmiyorum. Üstteki kumaş ne deseniz bilmem. Ama güzel görünüyor. Havalı duruyor. Bir celebrity gibi duruyor. Zaten bu adam, ya ben karakter olarak sevmiyorum ama tavır ve vibe olarak falan tam şey bence. Gerçek bir celebrity look'unda ve vibe'ında. O yüzden beğendim. Yani dümdüz bir işte gömlek ya da pantolon giymektense böyle daha farklı bir kumaşla güzel bir sonuç elde etmiş. Beğendim Can Yaman'ı. Geçiyorum. Bu arada yanındaki fotoğrafta da Mert Vidinli var. Ben Mert Vidinli'nin sunduğunu bilmiyordum. Daha doğrusu hostluk yaptığını. Bu galada en azından. O da mavi giymiş. Disney'in rengi olduğu için gayet güzel görünüyor. Yandaki hanımefendi kim bilmiyorum.
Geçiyorum. Oğuzhan Koç. Bu fotoğrafa mahvoldum çünkü çekim açısına bakar mısınız? Çocuk 1.10 duruyor. Bacakları yok. Ayakları 32 numara duruyor. Hani çok kötü bir çekim. Ya bir yabancıların kanalarındaki fotoğraflara bakın bir de bunlar abi gerçekten çok kötü ya. Ve kalitesiz duruyor. Büyük bir organizasyonun bir şeyi. Bilmiyorum. Hayır yani. Neyse. Ayakkabılarına bayıldım. Yanlış bilmiyorsam. Yanlışsam kusura bakmayın ama Prada'nın ayakkabıları sanki. Aynen. Ben bu ayakkabıları çok beğeniyorum. Kadında da erkekte de bence çok güzel duruyor. Ve bence kombininin altına çok güzel olmuş. Ben Oğuzhan Koç'u beğendim bu arada. Ha üstteki de Prada'ymış. Aa tamam çok şık. Tamam. Şık olmuş. Herhangi bir basit takım elbiseden çok 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 daha iyi. Biraz sade. Ama ne giysin yani. Beğendim. Leyla Tanlar. Ben bu kız kim bilmiyorum. Ama bu kıyafet zaten çok konuşuldu. Özellikle Twitter'a falan bayağı düştü. Bence gerçekten kötü bir kombin ve ben kızın da farkında olduğunu düşünüyorum. Hatta bunun özellikle yapıldığını düşünüyorum. Hani alakasız bir şey giyelim de konuşulsun şeklinde bazen ünlülerin davranabileceğini düşünüyorum niyeyse. Yani üzerindeki o ceket 2005'ten kalma, altındaki etekte 2000, yani bu full look, full look, full look. 2003'ten hatta sürünerek gelmiş gibi. Bu kötü yani ikisi yani çok özensiz. Ama eminim ki bir anlamı vardır yani. Hani hiç sanmıyorum ki umursamaz bir şekilde giyinip gideceğini. Özellikle bu tarz giyinilmiş. Niye bilmiyorum ama gerçekten kötü görünüyor bilmiyorum. Leyla. Bir bakayım ya bu kız kim? Oyuncu da. Ay niye hiç tanıdık gelmedi ya? Ben nasıl bilirim genç oyuncuları? Nerede oynamış? Ferhat ile Şirin, Paramparça, Şahin Tepesi, Kaçış. Kaçış zaten şeyin Disney'in şeyi. Yani bu oynadıklarını izlememişim o yüzden bilmiyorum büyük ihtimalle. Kız da çok güzel. Bilmiyorum ben dediğim gibi özellikle yapıldığını düşünüyorum da. Güzel. Geçiyorum. Eda Ece. Beğenmedim. Bence Eda Ece inanılmaz güzel bir kadın. Yüzü çok güzel. Vücudu falan da çok güzel. Ben elbise rengini de hiç beğenmedim. Bence hiç güzel bir turuncu değil. Şekli falan da bana çok eski moda geldi yine ya. Sanki birkaç sene öncesinin modası bir elbiseymiş gibi duruyor. Şeyde hatırlıyorum. Maske Kimsin Sen'de falan giydiği kostüme falan aşırı güzeldi kıyafetler. Normalde çok güzel giyinen bir kadın bence. Bu olmamış ama beğenmedim. Vücuduna falan da güzel durmamış gibi. Ayakkabılarıyla falan da hiç beğenmedim. Yani çok eski moda duruyor. Kumaşı da güzel değil bence. Şu olay sanki çok eskide kaldı gibi geliyor bana. Yok beğenemedim. Rengi falan da olmamış karşıma. Çok ünlü moda yorumcusu Sezin Karameşe'den aldım bu yorumlardan sonra Eda Ece. Umarım ki moraliniz bozulmaz. Üzülmeyin. Cemre Solmaz. Cemre'nin şeye gidişi, galaya gidişi çok konuşuldu özellikle Twitter'da. Hani nasıl gider, kim çağırdı bunu falan. Delirdiniz herhalde bu arada. Herhalde çağıracak. Hatta ben şaşırdım bile. Bence az bile influencer çağırmışlar oraya. Yani ben çok fazla ünlü yani bizim camiadan çok ünlü isim görmedim. Çünkü bu platformun kitlesi bence büyük oranda, hepsi değil ama büyük oranda bizim hitap ettiğimiz kitlelere çok yakın. O yüzden önce daha fazla isim çağrılmalıydı. Cemre'nin elbisesine bayıldım. Bayıldım bu arada. Yani ben şey gibi düşünmüştüm. İşte galadan fotoğraflar falan yayınlanırken. Ya dedim bunlar niye Disney prenses gibi giyinmiyorlar? Ben kesin öyle yaparım. Ama tabii bu benim karakterimle de alakalı. Kimse o kadar abartmak zorunda değil. Yani insanlar sade olmayı da seçebilir ve şık da olabiliyorlar tabii ki. Ama ben niyeyse Disney olunca özellikle bir böyle Disney prensesi havası vermek isterdim. Ya kimse niye öyle yapmadı falan diye düşünüyordum. Bence Cemre tam olarak benim düşündüğüm şeyi yapmış. Yani ben gidiyor olsaydım çok büyük ihtimalle böyle bir elbise seçerdim. Siz beğenir misiniz bilmiyorum ama o kadar tatlı, o kadar yaşına göre zaten... Rengi yine Disney'in rengi. Yani bence bana kalırsa benim kendi zevkime göre galadaki galaya en azından gittiği yerin galasına en uygun giyinen kişi Cemre. Yemin ederim büyük konuştum ama. Çok beğendim. Çok tatlı olmuş. Saçı falan da çok güzel. Ayakkabıları da vallahi çok beğendim. Çağla Şikel. Ya bu kadın büyük bir çöp poşeti giyse de yakışacağı için. Ne desem bilemiyorum. Çok derin bir bacak dekoltesi var. Yani bir tık ürkütür bu tarz bir şey. Yani benim vücudum böyle olsa bile giyebilir miyim emin değilim. Hani bir şey gözükecek herhalde çok büyük tetikte olurdum. Güzel görünüyor, çirkin görünüyor diyemem ama bana biraz fazla ten geldi. Çok açık. Yani sadece uzaktan baktığımda sadece ten görüyormuşum gibi geliyor bilmiyorum. Bir de şeyi beğenmedim galiba. Şu çapraz olarak gelip şu boynu kapatıyor ya. Üzerine açık saç bence çok olmamış. Sanki toplu saç daha mı güzel olur bilmiyorum. Moda yorumcusu. Karakterimin izin verdiği kadarıyla sanki öyle daha iyi olurmuş gibi geliyor bana. Ama her şeye rağmen aşırı güzel duruyor. Diyecek bir şey yok. Çalışık ya çünkü. Bu kişi kim bilmiyorum. Hafsanur. Sancak tutan. Bayıldım. Bayıldım. Bir Cemre Solmaz benim için. İki
Hafsanur. Müthiş bir elbise ya. Bence yine şeye çok uygun. Temaya aşırı uygun geldi bana. Bu arada kadının adama kadar fotoğrafını bulamadım ya. Yemin ederim size bulamadım. Şöyle yanlışlıkla çekilmiş aptal bir açıdan bir tane fotoğrafı var elimde. O kadar temaya uygun, o kadar tatlı. Ya, o kadar güzel görünüyor ki ayakkabıları falan da çok güzel. İkinci favorim. Hatta birinci bu. İkinci Cemre. O kadar beğendim yani. Çok benlik. Yani gidecek olsam yine benim de böyle bir seçim yapabileceğim bir tarz. Geçiyorum. Alina Boz. I love her bu arada. Gerçekten çok beğeniyorum. Ve onun yerinde olmak isterdim. Bilmiyorum ama Alina Boz bana yaşamak istediğim hayatı yaşıyormuş gibi bir vibe veriyor. Kızı hiç takip etmiyorum niyeyse ama çok seviyorum. Bence tema yine aşırı uymuş ve bence çok tatlı duruyor. Prenses Bella'ya benzemiş. Belki de onu özellikle yapmış da olabilir, bilmiyorum. Ama saçı ve kıyafetinin, elbisesinin rengiyle bence tam olarak onu yansıtıyor. Bir tek sanırım ayakkabılarını beğenmedim. Ama deseniz ki hani ne giysin kanka altına? İşte yok o bende. Sadece görünüşte ben yorumluyorum. Elbise de aslında yani tatlı duruyor ama alt kısmı biraz basit gibi geldi bana. Sanki o acaba şeyli böyle kat kat giden bir şey olsa daha mı güzel olurdu? Bilmiyorum. Ama Bella'nın elbise vibe'ına bu daha uymuş. Bilmiyorum, neyse yani çok güzel duruyor. Hem yaşı çok yaşı gibi duruyor. Hem konsepte çok uygun falan. Çok beğendim. Melis Sezen. Bu kızı da çok seviyorum. Doydum bu arada ben, şaka herhalde. Ve daha buradayım. No, esne bitiriyordum bunu da midem küçüldü. Bu da aslında bir tık prenses vibe'ı verecek, böyle şeye uygun duruyor. Konsepte uygun duruyor bence. Bir şey gözüme çarpıyor. Ne olduğunu bilmiyorum. Sanırım şu yanlarındaki onlar tül mü yoksa açıklık mı? Çok onu anlayamadım. Dur bakayım. Tül gibi bir şey sarkıyor ya belinden. Ve onlar gözüme çarptı. Ama mesela onlar olmasaydı elbise de çok düz olurdu. Hani iyi ki eklenmiş ama niyeyse böyle gözüme bir garip geldi bana. Neyse çok güzel görünüyor bence. Konsepte doymuş. Bir tek bu kızın saçları ya. Bu kızın saçlarına bir şey yapılması lazım. Sarı olduğu için boyatmaktan çok yıpranmış gibi duruyor. Çünkü benim eski saçım da aynı böyleydi. Hatta daha kötüydü. Kendisi beni duyarsa Instagram Reels'larından saçımı nasıl düzelttim videosunu izlemesini tavsiye ederim. Oradaki ürünleri kullanırsa çok iyi olacağını düşünüyorum kendisi. Aşağı çok güzel bir kız zaten. Çok güzel. Vücudu falan da. Çok güzel. Pınar Deniz. Yine çok sevdiğim. Herkesi de seviyorum ben, farkındaysanız. Çok sevdiğim bir oyuncu. Özellikle Yargı dizisi yüzünden zaten hayranıyım da. Ne yapmaya çalıştıklarını anladım bu kıza. Ama olmamış. Mesela Pınar ya Bella Hadid tarzı bir look yakalamaya çalışmışlar bence Pınar Deniz'e. Ve bence vücudu çok uygun buna. Vücudu çok güzel çünkü. Ama elbise altı hiç güzel durmuyor. Sanki acaba daha uzun boylusu daha mı güzel dururdu? Boyu kaç bilmiyorum ama zaten gerçi çekim açısından dolayı herkes 1.10 çıktığı için boy kıyafetlerde aşı da çok önemli oluyor. Yani benden aşağısı bence gerçekten kötü görünüyor. Yani beğenmedim, beğenemedim. Orantısız duruyor. Şu göğüs kısmındaki şey çok aşağıda kalmış. O çok aşağıdan başlıyor. Yani beğenmedim, yok. Mesela Pınar Deniz'in şey Cannes Film Festivali'ne gidiyor şey... Bunu var ya bir ağzıma atarım aslında da. Neyse. Film Festivali'ne gidiyor şey çok güzeldi mesela. Bilmiyorum. Yok, Pınar Deniz'i maalesef beğenmedim. Seni genel çok beğeniyorum hayatım ama bizimle Dale'sın gibi bir şaka yaparak sizi alıp 2012'ye götürdüm. Geçiyorum. Burak Deniz. Bir ara ben bu adamla çok etkileniyordum. Ama neyde izledim de ne yaptım da bu kanıya vardım. Hatırlamıyorum ama bir ara gerçekten çok etkisi altında olduğumu hatırlıyorum. Sonra bir anda geçti ne olduysa, neyse. Dünyanın en düz kombini. Yani dediğim gibi Google'a Man in Gala, hani whatever man, herhangi bir man, any man in gala, any gala, any man in any gala, bu. Hiç beğenmedim. Çok klasik. Ben beğenmiyorum biliyorsunuz. Geçiyorum. Burak Gülsoy'dayız. Abi Burak Gülsoy Bey mi kısa yoksa yine açı yüzünden mi böyle çıkmış? Bilmiyorum. Burak Gülsoy'un şeyine bakacağım, boyuna. 1.75'miş, tamam çok da uzun değil. Şık olmuş bence bu arada. Çok havalı duruyor. Bu adamda da celebrity vibe'ı var bence bayağı. Klasik bir suit giymemiş Burak Deniz gibi. O yüzden benden güzel bir puan aldı. Yani ne iniyorum ne bilmiyorum. Güzel duruyor işte. Çok yorumlanacak bir şey yok kadınlar kadar. Geçiyorum. Danla Bilic'le Cemalcan Canseven. Ya bu çiftin, ikilinin boydan bir fotoğrafını bulamadım. Ya yok abi, yok. Ve bu arada en kaliteli fotoğraflar bunların fotoğrafı. Yemin ederim size en kaliteli. Boydan göremediğim için Danla'nın tam elbisesine yorum yapamıyorum ama gördüğüm kadarıyla bence efsane duruyor. Yine sanki şeye prenses, yani Disney prensesi vibe'ına uyumuş gibi geldi bana. Çünkü o elbise çok bana yine Disney prensesi vibe'ı veriyor. O yüzden ben çok beğendim. Saçı falan da çok güzel olmuş. Yine bir prenses
topuz gibi duruyor. Cemalcan çok klasik bir suit ama ne giyse aşırı yakışıyor. Yani onu da bir şey diyemiyorum. Yani ikisi de gerçekten çok güzel görünüyorlardı ve en profesyonel fotoğraf onların olduğu için kendilerini kutluyorum. Gerçekten ikisini de çok beğendim. Demet Özdemir. Ya bu kadınla ilgili ön yargılarım var. Ta ne zamandan beri biliyor musunuz? Bir kere beyaz şov olması lazım. Danla Bilic beyaz şova çıkmıştı, hatırlıyor musunuz? Orada Demet Özdemir de vardı ve YouTuberlıkla alakalı mıdır? Makyaj alakalı mı ne? Danla'ya bir laf sokmuştu. Ve ben o günden beri Demet Özdemir'e bir türlü ısınamıyorum. Sanki şey, hani ona barıştılar, arkadaş oldular falan sanırım. Ama benim içimde öyle bir bizim yaptığımız işi ezikleyen bir tarafı olduğuna dair öyle bir laf ettiği için aklımda öyle kaldı ve tam böyle ısınamıyorum kendisine ama şey... Böyle üçüncü gözden yorum yapmaya çalışacağım elimden geldiğince. Şey, ben beğenmedim diyor. Şimdi üçüncü gözden bir yorum olarak hiç beğenmedim. Güzel duruyor. Yalan demeyeyim. Yalan konuşmayacağım. Bak güzel görünüyor ama parça parça böyle baktığında ya altındaki elbis, ya etek Shein'den alınmış gibi. Yani eminim ki aşırı pahalı bir şeydir ama Shein'den alınmış gibi duruyor. Ayakkabılarını pek beğenmedim. Sanki açık ayakkabı daha mı güzel olurdu? Vallahi bilmiyorum ama sanki öyle gözüme daha iyi gelecekmiş gibi geldi bana. Üstü mesela güzel. Şuna sonrası güzel ama etek kısmı ve ayakkabı kısmı ben ya ikisi birleşimi de bence no yani. Beğenmedim. Ama mesela temaya biraz uymuş gibi de geldi. Hafif bir yine prenses şeyi. Engin Akyürek yani hani normalde asla almayacağım bir isim. Çünkü çok ilgilenmiyorum ama hani ünlü yok. Hani eminim ki bir sürü kişi katılmıştı. Sadece belli başlı isimler var. Bunu görmüşken de alayım dedim. Adamın fotoğrafı yok ya. Şeyde konuşma yaparken sadece üstünü görüyoruz. Neyini yorumlayacağım bilmiyorum ama bu benim babamın herhangi bir gün giydiği bir kombi. Dışarı giderken yani şuradan bakkala giderken babam bu kombini giyiyor yani, anladın mı? Bir tek mavi gömlek giymiş o. Basic. Geçiyorum. Cansu Dere. Bu kadını da çok seviyorum. Yine şey hayranlığımdan. Sadakatsiz. İlk sezon ama tabii. Şık olmuş. Çok sade, şık ve böyle cool gibi görünüyor. Sanırım şeyde bir yerde görmüş ama nerede gördüm hatırlamıyorum. Yırtmaç detayı var ya şu şekilde olan. O Disney'in logosunun üzerindeki o şey var ya arkada görüyorsunuz yuvarlak. Ona gönderme olduğu söyleniyor. Bir kişi daha yapmıştı onu, unuttum şimdi göreceğiz. Ondan mı yapıldı, denk mi geldi onu bilmiyorum ama ona gönderme olduğu söylenen var. Eğer öyle düşünülüp yapıldıysa bence çok tatlı bir hareket. Bence ayakkabıları falan da çok güzel duruyor. Her şey de çok güzel, çok şık. Geçiyorum. Cansu Dere falan dizisi mi olacak burada? Çünkü ben indirdim Disney Plus'ını. Ya yani üyeliğim var şu an. Üyeliğim var değil mi? Kuzenimin üyeliğini kullanıyorum. Türk dizileri daha göremedim. Sonra mı başlayacak? Bilmiyorum. Neyse. Hah, geldi bu da. Dilan Çiçek, Deniz. Güzel bir kız. Anne mesela Hande Erçel'den daha güzel olduğunu düşünürüm bu kızın. Ben Hande Erçel'i daha çok beğeniyorum ama bu da çok güzel. Yine elbisesindeki o detayın Disney'in şeyine atıfta bulundurulduğu söyleniyor. Çok güzel bir elbise. Çok güzel. Yani çok sade ve çok şık duruyor. Ama taş şurasına kadar ya. Dekoltesi. Ay kız, ben böyle vücudum olsa yine giyemem sanki ya. Hep bir yerim açılacak diye panik atak geçirmekten hiçbir şeyden keyif alamam kesin. Ama bence yani hiçbir kusur yok. Ayakkabıları falan da çok iyi. Çok beğendim. Ama elinizde hiçbir şey olmadan nasıl böyle pozlar verebiliyorsunuz? Ben dümdüz vallahi duramam ya. Çok zor. Az önce söyledik, Hande Erçel'e geldik. Niye beğenemedim? Kötü bir elbise mi? Hayır. Beğenemedim ama. Niye beğenemedin? Nesini beğenemedin diye sorsanız... Bir yorumum yok. Mesela şeyler çok hoşuma gitti, Glow. İnanamıyorum Türkçesini unuttuğuma. Yabancı olduğum için kusura bakmayın, Türkçesi neydi ya? Gerçekten Glow'un Türkçesini unuttum. Eldiven. Eldivenler çok güzel duruyor. Yine temaya da bence aşırı uymuş. Prensesler biliyorsunuz takar çünkü. Sanırım ki kumaşını mı beğenmedim? Seni bilmiyorum. Böyle bir cevap beklemiyordunuz bence. Ya da şu çok dik. Çok mu düz? Ya bir hareketli... Ya anlamadım ya. Vallahi anlamadım nesini beğenmediğimi. Siz benim nesini beğenmediğimi bence kesin anlayıp aşağıya yazacaksınız. Siz aşağı bir yazın. Bunda ne sıkıntı var? Bana bir söyleyin. Ayakkabıları da sanki eski ayakkabılar gibi. Yine 2003'ün modası ayakkabılar gibi. Bilmiyorum Hande Erçel... Yani daha iyisini yapabilirdi ya. She could do better. Ay... Bu da yaya bitmedi ya. Videoyu bitirip kaldıracağım, atacağım ya. Sonmuş zaten. Aslı Enver. Bu da Pocahontas'a mı andırdı sanki? Pocahontas'ın elbisesine benziyor. Bence temaya uymuş. Ama yine kumaşın sanırım yapısından dolayı bir basitlik seziyorum. Yine Shein'den almışım gibi kıyafet. Yani aslında güzel bir elbise ama rengi ve kumaş sanırım. Yani, ya da bu kumaş bu renkte kendini güzel belli edememiş de diyebilirim. Bilmiyorum, çok bayılamadım yani. Aslı'yı da çok severim bu arada. Bitti arkadaşlar bu arada. Ya bu kadar. Yemin ederim size bunları da zar zor buldum ha. Böyle girin bir deneyin abi, şey yazın. Disney galası kıyafetleri yazın, çıkmayacak göreceksiniz. Bir ikisi de falan var. Onlarda da hep aynı kişiler dönüyor. Fotoğraflar rezalet zaten.
Mesela bak şöyle bir fotoğraf var. Aslı Elmen şuraya bakıyor kameraya. O kameranın çektiği fotoğraf nerede abi, nerede? Çektikleriniz şey mi? Dümdüz çektikleriniz. 1.10 çıkan insanların fotoğrafları mı? Allah'tan ki ünlü değilim var ya. Buralarda böyle poz versem Allah bilir nasıl çıkardım bunların kamerasıyla. İyice kötüleşecek de. Neyse. Evet, ah vallahi doydum. Umarım keyif almışsınızdır. Ay çok kaldı ya. Ne yapacağım bunları? Eskiden bitirirdim ben bunları ya. Vallahi midem şişti. Ben gece yine midem bulandı. Sizi çok seviyorum. Bir sonraki videoda yani yarın görüşmek dileğiyle. Hoşça kalın. Çok bir anda kapadım gibi oldu.